Selamlar, günaydın. Samet'in evinden çıktım. Kuma doğru yolculuk başladı. Ya yolda çok kötü şeyler var. Çukurlar açmışlar. Böyle kanal şeklinde özellikle açmışlar. Şimdi Samet'in yaşadığı semt böyle bir yer. Tahran'ın dışında kalmış bir yer. Şimdi buradan çıkayım, tekrar kamerayı açacağım. Bugün büyük ihtimalle otobana girip otobanda gideceğim. Samet çünkü şey dedi, burada önemli değil dedi, bisikletle otobana girip girmemen. Girebilirsin dedi, en iyi yolda o olur dedi, bakacağım. Şimdi ben otobandan gidersem daha kolay olur diye bir yola girdim. Daha otobana çıkamadım ama Samet'in evinden otobana kadar bir 22 kilometrelik yol var. Yol bu şekilde. Çok kalabalık. Şurası asfaltın dışında kalan yolda. Tamamen toprak, taşlık. İğrenç bir zemin yani. Mecburen o zeminde ilerliyorum ben. Uzun bir mesafeyi emniyet şeridinde, asfalt üzerinde tamamladım. Ama hemen şurada yol çok daralıyor. Köprünün altından geçerken. Şurada nasıl göstereyim? Evet, şurada. Biraz yine devam edeceğim. Bugün kuma ulaşmak istersem 122 kilometre mesafe kat etmem gerekiyor normalde. Şu an itibariyle de 109 kilometre mesafem var kuma. Yani bugün varmaya çalışır mıyım, ulaşmaya çalışır mıyım oraya bilmiyorum. Ya istersem ulaşırım ama bilmiyorum ya, net değilim. Yolda bakacağım. Çünkü ya böyle şeyleri erkenden düşünüp karar vermek çok da tutarlı olmuyor. Yol bazen çok güzel akıyor. 120 kilometreyi hava kararmadan tamamlayabiliyorum. Şu tırlar geçtikten sonra ben geçeyim, yola devam edeyim. Yol üstünde bir benzin istasyonunda durdum, mola verdim. Aynı zamanda dinlenme istasyonu gibi bir yer burası. Araçlar burada durup mola veriyorlar. Bu insanlar gerçekten çok tuhaf ya. Belki bu biraz önce yaşadığım 20. kez oluyor. Belki 30. kez oluyor. Abi benim durumum bu ya. Sanki İranlıymışım gibi, kendilerinden biriymişim gibi bir, yani sanki onlara benziyorum. Farsça bir şeyler söyleyerek bana yaklaşıyorlar, yani soru soruyorlar. Türkçe karşılık veriyorum. Yabancı olduğumu anlıyorlar, ondan sonra başka tarafa gidiyorlar. Yani demek ki İran'da bunu, bu benim yaptığımı bisikletle böyle yapan çok İranlı var. De tipim de İranlılara benziyor. Adamlar gelip bana yol soruyorlar, yön soruyorlar. Ne bileyim, başka şeyler soruyorlar. Şimdi benzin istasyonundayız. Bana ne sormuş olabilir ki bilmiyorum. Garip ya. Bir 10-15 dakika dinlenip devam ederim. Bölgesine girmeye başladık. Bakın etrafıma.
Hava şu an serin. Ama durduğum zaman güneş yakmaya başlıyor. Yalnız görüntü mükemmel. İnanılmaz. Ve bu daha başlangıç. Devam. Daha 82 kilometrem var. Şöyle bir parça gölge buldum yol kenarında. Ufak bir ağaç gölge yapıyor. Gölgede biraz dinleneceğim. Artık etraf bu şekilde. Çorak, kurak ve sıcak. Bu ne ağacı acaba? Gölge yok. Hiçbir yerde gölge yok. Bir tek benim gölgem var şurada. Onun da bana bir faydası yok. Şurası. Selam selam. Arkamdaki yol eski yol. Oradan kamyonlar gidiyor. Ben yeni fark ettim o yolu görene kadar. Burası otoban, paralı yol. Tırlar, kamyonlar buradan gidemiyor. Sadece küçük kamyonetler, ufak araçlar. Binek arabalar ve ufak kamyonetler bu yoldan gidebiliyor. Bir de şehirler arası ulaşım sağlayan büyük otobüsler, yolcu otobüsleri. Bu arkamda kalan yoldan büyük tırlar ve kamyonlar gidiyor. O yüzden ben tali yolları, eski yolları, parasız yolları kullanırken çok fazla tır ve kamyon geçiyormuş. Bunu da yeni öğrendim. Şimdi bir şeyler atıştıracağım. Samet çikolata vermişti. Çikolata yiyeceğim, biraz su içeceğim. Saat 12 falan. Bakayım. Saat şu an 1'e 10 var. Çok hızlı gelmişim. Fazla yol kat etmişim. Farkında değilim. Kumağa yaklaşık 40 kilometrem kaldı. Yani bu sıcakta bir yerde durayım, çadır kurayım desem yanar kavrulurum. En iyisi kuma kadar gidebilirsem eğer. Akşama daha çok var ki giderim. Kuma gidip bir misafirhane, bir hostel bulup en iyisi oraya yerleşmek. Öyle. Şu an dinleniyorum. Yol çok güzel görünüyor. Dümdüz. Buraya gelene kadar çok fazla tırmanış yaptım. Belli bir noktadan sonra da iniş yaptım. Şimdi de öyle hafif bir rüzgara karşı sürüyorum. Devam. Yol uzun. Hava iyice ısınmaya başladı. Yandım. Bisiklet orada. Yol kenarında böyle büyük tabelalar var. Nadiren.
Bunların gölgesine sığınmaya başladım. Yormaya başladı. Daha saat erken, dinlene dinlene gidiyorum. Şimdi çadır kurayım desem her yer bozkır gibi, yani hiçbir şey yok. Buradaki tek gölge kaynağı bu tabela. Gölge bu tabelanın etrafında dolanır. Çadır kurayım dersem havanın kararmasını bu tabelanın altında gölgede beklemek zorundayım. Ona da 5 saat falan var. Biraz dinlenip devam edeceğim. Yoruldum. Bugün gerçekten yoruldum. 120 kilometrenin üzerinde yol yaptım. Saat 4.30. Kum şehrinin girişinde, hemen otobanın gişelerinin çıkışında sağda böyle bir park var. Fazla bir yeşillik yok ama çok güzel böyle çardaklar yapmışlar yan yana, insanlar aileleriyle gelsinler, piknik yapsınlar diye. Şurada bir market var. Markete gittim, sordum. Dedim burada çadır kurabilir miyim? Sorun olur mu? Sorun olmaz istediğin gibi. İstediğin yere çadır kur dediler. Bu geceyi burada geçirip yarın da kum şehrinin içinde biraz bisikletle dolaşıp ondan sonra tekrar yola devam ederim diye düşünüyorum. Tabi yarın muhtemelen plan yine değişebilir. Belli olmuyor çünkü. Ben hava kararmadan çadırı kurayım. Biraz dinleneyim artık. Çadırımı kurdum. Şöyle güzel bir yerdeyim. Şimdi ben günlerdir şu ocağı çalıştırmıyorum. Günlerdir, hatırlamıyorum 8 gündür mü 10 gündür mü, sanırım en az 10 gündür başkalarının evlerinde misafirim. Başkalarının evlerinde yemek yiyorum. Bazen başkalarıyla dışarı çıkıp yemek yiyorum. Şu ocağı bayağıdır kullanmıyorum. Makarna yapacağım şimdi. Makarna yemeyi özledim. Şu tankı 3 tümene doldurdum. 3000 tümene. 3000 tümen de yaklaşık ya 2 lira bile yapmıyor, öyle söyleyeyim. Hala yarısı dolu. Bir de ben şunda bir değişiklik yaptım. Şöyle parçalar kestim, ayarladım kendim. Bunun ateşi çok güçlü yandığı için kalorisi çok yüksek. Ateş çok güçlü yanıyor ve böyle pilav gibi şeyleri pişiremiyorum. Hemen yanmaya başlıyor. Şimdi öyle olmaması için böyle şeyler kullanıyorum. Biraz daha şey oldu, hani ateşin gücünü biraz daha engelliyor. Şimdi ben şunu yakayım. Önce şu alta benzin gelmesini bekliyorum. Orada bir fitil var, bez gibi bir şey. O benzinle ıslanacak. Islandıktan sonra yakacağım. Benzin gelmeye başladı. Tamamdır. Arasında bir şey olsun. Bu ilk etapta böyle çok güçlü yanıyor. Çok güçlü bir alev çıkıyor ortaya. Ondan sonra sarı alev maviye dönüyor. Ben tencereye su koyup geliyorum.
Ateş yine çok güçlü, biraz kıssam iyi olur. Tamam. Su kaynayınca makarnayı koyarız. Herkese günaydın. Kum'dayım. Gece şurada konakladım. Bisikletimi hazırladım. Saatimiz... Daha çok erken ya. Saat 7'ye 5 var. 7. Şimdi ben gece buraya çadır kurduğumda, yattığımda kimse yoktu. Bir tek ben vardım. Ama sabah kalktığımda orada bir aile var. Şurada bir motosikletli var da. Hemen karşımda böyle bir araba gelmiş. Çadırını kurmuş. Hemen arkasında yine bir araba gelmiş, çadırını kurmuş. Buraya insanlar, ya buradaki parklara sadece yurt dışından gelen gezginler çadır kurmuyorlar. İnsanlar da şehirler arası yolculuk yaparken çadırlarını yanlarında taşıyorlar. Burada yani İranlılar genelde otele gitmiyorlar. Genelde çadırları var. Buralarda konaklıyorlar. Çünkü İran'da şey durumu da var. Her şehirde onlar için, onların dini inancı için önemli türbeler vesaire, camiler, bu tarz yapılar da var. O yüzden çok fazla geziyorlar. Zaten yakıt da ucuz onlar için. Çok düşük rakamlara yakıt alıyorlar. Şimdi burada da bugün gitmeye çalışacağım ben. Kum şehrinden çıkarken önce Fatıma-i Masume türbesi var. Oraya gideceğim şimdi. Açıktır muhtemelen. Ondan sonra da sanırım Cemşit Mescidi vardı. Oraya gideceğim. Orası da şehrin 6 kilometre dışında görünüyor. Şehirden çıkarken biraz yolumu uzatacağım bugün. Ama Kum'da görülmesi gereken iki yer vardı aklımda. İkisini de görmüş olacağımı düşünüyorum çıkarken. Ben yavaş yavaş yola çıkayım çünkü karnım çok aç. Önce yiyecek bir şeyler bulmam lazım. Evet. Kum gezimize başlayalım. Fatıma-i Masume türbesine girdim ama kamera sokmak buraya yasak. Biraz size içeriden görüntüler vermeye çalışacağım. Umarım müdahale eden kimse olmaz. Fotoğrafta sorun yok ama video ile ilgili nasıl bir yaptırımları var, uygulamaları var bilmiyorum. Şimdi ben girdim, biraz gezdim. Şimdi çıkıyorum. Çıkarken bu videoyu çekiyorum. Her yer harika bir Çin detayıyla kaplı. Çok temiz burası. Birbirinden güzel, birçok farklı avludan geçiyorsunuz buraya gelmek için. Bakın size türbeyi de göstereyim. Türbe burada. İnsanlar burada dualarını ediyorlar. Türbe şurada. Bakayım. Görünmüyor herhalde.
Detaylar muhteşem. Çıkıyorum. Fazla vaktim yok burayı ziyaret için. Çünkü bisikletimi girişte polislere emanet ettim. Onlar da 10 dakika en fazla bakabiliriz dediler. Kilitledim bisikleti ama elektronikleri de emanet vardı. Emanete bıraktım. Kamera vesaire her şey emanette. Polisler 10 dakikadan sonra biz mesuliyet kabul etmeyiz dediler. O yüzden şimdi çıkışa doğru gidiyorum. Girerken buraya elektronik sadece telefon sokabiliyorsunuz. Giriş ücretsiz, emanet ücretsiz anladığım kadarıyla. Ve girerken mi üzerinizi arıyorlar bir şey var mı diye. Ben şimdi çıkıyorum. Dediğim gibi birçok avlu var burada. İçeride çok fazla molla var. Çok fazla molla var. Evet. Dışarıda görüşürüz. Ya polisler o kadar iyi davrandı ki bana. Neredeyse adam gel bana bu akşam konak ol diyecekti. Bir tanesi biraz Türkçe konuşabiliyordu. Çok sıcak davrandı bana. Şimdi Cemkeran Mescidi'ne gidiyorum. Bir 9 kilometre uzakta ama çok çok açım. Kahvaltı için bir şeyler almam lazım. Evet, şurada bir ekmekçi buldum. Ekmek alırsam kahvaltı yapabilirim. Ekmekçi sosisçiymiş. Ya insanlar sabahın köründe sosis yiyorlar. Caddeyi de çekeyim. İnsanlar sabahın köründe sosis yiyorlar ya. Benim midem kaldırmaz onu. Ya böyle şeyde vardı. Ya buraya kadar geçtiğim bütün kasabalarda, şehirlerde pastane vardı. Pastaneye burada fantazi diyorlar anladığım kadarıyla. Bir tane pastaneci çünkü dükkanını gösterip fantazi fantazi diyordu. De burada bulamadım. Burası kum. Burada bu ülkeyi yöneten mollalar yetiştiriliyor. Şu anki düzeni koruyan mollalar burada yetiştiriliyor. Kum zaten internette de mollalar şehri olarak geçiyor. Molla şehri. Sonunda küçük bir bakkal buldum. Girdim. Bir paket lavaş aldım. İki yumurta aldım. Burada küçük bakkallara girerseniz alışveriş yapmak için çok pahalı. Bunu bilin. Markette yarı fiyatını halledebileceğiniz şeyi İki katını alıyorsunuz bakkallardan. Ama ben mecbur kaldım çünkü bulamadım yani. Ne ekmek alacak bir yer buldum, ne başka bir şey alacak bir yer. 30 bin tümen verdim bir lavaşa. Ya bir paket lavaşla iki yumurtaya. Bu çok yüksek. Normalde ben aynı oranda lavaşa iki tümen veriyorum. Burada 20 bin tümen. 2 bin tümen değil de 20 bin tümen. Çok 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 anormal bir şey var ya, fiyat farkları var. Şimdi ben ilerliyorum, ileride kahvaltı yapacak bir yer bulmak istiyorum. Sağ tarafta park var.
Ben şimdi şu sağ tarafa geçip kahvaltı yapayım. Sonra yola devam. Bayağı güzel bir park. Bisikletim burada. Kahvaltı yapmaya ihtiyacım vardı. Kahvaltı yapmak için bu parkta durdum. Şimdi hazır durmuşken biraz Kumşehri ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. Neden Kumşehri'ndeyim? Kumşehri bu İran İslam Devrimi'nin, onlar devrim diyor, darbe de denebilir buna. İran İslam Devrimi'nin temellerinin atıldığı şehir olarak geçiyor. Birçok insan da burayı Hümeyni'nin memleketi olarak biliyor. Ve hala şu anki İslami düzenin devam etmesini sağlayan ve sağlayacak mollalar bu şehirde eğitilip yetiştiriliyor. Bir diğer adıyla burası Molla şehri. Şimdi buraya kadarki diğer şehirlerle kıyaslama yapmak istiyorum. Burada trafik çok daha düzenli ve kurallı işliyor. Tebriz'deki veya Tahran'daki veya Zencan'daki gibi kaos içinde bir trafik yok. Buradaki trafik çok daha böyle gerçekten nizami ve düzenli işliyor. Çok aşırı araba yok. Trafikte çok aşırı bir kalabalıklık yok. Onun dışında burası diğer şehirlere göre çok daha temiz. Burada temizliğe çok daha fazla dikkat ediyorlar. En basitinden örnek vermek istiyorum. Daha önce de ben parklarda kaldım iki kere. Daha önce farklı parklarda tuvaletleri kullandım. Dün akşam kaldığım yerin tuvaleti çok temizdi. Yani İstanbul'daki birçok AVM'nin tuvaleti o kadar temiz değil, bunu söyleyebilirim. Tuvaletlere bile burada çok dikkat ediyorlar. Ve şey, yani benim dün kaldığım yer otobanın kenarında, çok şehre uzak, alakasız bir noktadaydı. Şehrin girişinde bir yerde. Ama orada bile temizliğe çok dikkat etmişlerdi. Temiz yani burası. Parklara çok ilgi gösteriyorlar. Güzel. Ben birçok insanın polislerle ilgili sorunlar yaşadığını duymuştum ama ben ilk kez bugün burada polislerle iletişim kurdum ve hiç sorun yaşamadım. Bana çok iyi davrandılar. Çok iyi yaklaşımları oldu. İşte bisikletimi emanet ettim. Bisikleti emanet ettikten sonra beni emanetçiye götürdü. Elektronik eşyalarımı emanetçiye bırakmamda bana yardımcı oldu. Sonrasında gene sohbet ettik. Biraz bana yardımcı oldular. Neredeyse beni hani bana gel konak ol diyecek noktaya getirdiler sohbeti, ama benim yola devam etmem gerekiyordu. Şimdilik gayet güzel. Tabii sokaklarda, etrafta, her yerde bolca molla görüyorsunuz. Molla dediğim kişinin tipi de cübbeli sarıklı olarak tabir edilen kişi tipi. Şimdilik her şey yolunda, her zamanki gibi. Çok güzel. İran'da ilk kez bu kadar geniş bir yol görüyorum. 4 şeritli bir yol. 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş. Bayağı sakin. Araçlar şeritlerin dışına çıkmıyorlar. Ya maşallah dediğimiz 3 gün yaşıyor ya. Bu nedir? Yani iyi ki bir burada trafik kurallarına uyuluyor dedim. Araçlar şeritlerin dışına çıkmıyor dedim. Yanından bir tane tır ön kaldırarak geçti. Başka bir araba arkasından girip onu sağlayarak geçti. Neyse, devam ediyor. Cem Kerem Mescidi'ne girmiş bulunmaktayım.
Bisikleti girişteki güvenliğe bıraktım, emanet ettim. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz çünkü bütün elektronikler orada, kamera, bilgisayar vesaire her şey orada. Güvenliğin içindeki bir odaya koydum bisikleti. Oradaki görevli de ben buradayım merak etme dedi. Şimdiye kadar İranlılar beni şaşırtmadı, yanıltmadı ama inşallah bir sıkıntı olmaz. Şimdi Cem Kerem Mescidindeyim. Biraz mescitten bahsedeyim. Buranın aslında burayla ilgili bilgi çok az, çok kısıtlı. Şii inancında 12 imam var. Bundan daha önce bahsetmiştim. Bu 12 imamlardan 12.si Mehdi olarak biliniyor. Mehdi'nin zamanında Hasan Musle isimli birine bu camiyi yapmasını söylediği dile getiriliyor. İnsanlar buna inanıyor. Yani Mehdi Hasan Musle'ye buraya bu camiyi yapmasını söylemiş. Hasan Musle de buraya bu camiyi yapmış veya yaptırmış. Bu bir rivayet. Gerçek mi değil mi bunu kimse bilmiyor. Yani bunun gerçekliğine inanan çok fazla kişi burayı ziyarete geliyor. Şimdi aslında çok yanlış bir saatte buraya ziyaret ediyorum buraları. Güneş gerçekten çok kötü. Biraz meydanı size göstereyim. Çok geniş bir meydandayız. Normalde o güvenliğe kadar falan bisikleti sokamıyorsunuz. Motor ve bisiklet gibi araçların girmesini engelleyecek şekilde bariyerler yapmışlar. Ama ben o bariyerleri aştım. Her seferinde de aşıyorum. Açtığım için de herhangi bir sorunla karşılaşmadım şimdiye kadar. Çünkü seferiyim onların gözünde. Türkiye'den geldiğimi söyleyince zaten daha bir böyle sıcak karşılanıyorum. Bu çok hoşuma gidiyor. Yavaş yavaş mescidin girişine yaklaşalım. Bu sefer mescidin içine de gireceğim. Bir görevli beni aldı, bir yerlerden geçirdi, götürdü. Bakın şu an böyle bomboş bir yerdeyim. Şu kapıdan geçtik, şu perdenin arkasında yönetim odası var. Buranın sanırım sorumlusu, müdür gibi biri. Beni aldı götürdü, bana hediyeler verdi. İşte şu elimde kitap var, broşür var, işte tesbih verdi, çikolataydı, tuzdu, bereket anlamına geliyormuş burada, tuz verdi. Şimdi ben geri çıkıyorum, namaz kılıyorum. Şimdi hediyelerimle birlikte Cem Kerem Mescidi'nden ayrılıyorum. Şurası başka bir giriş mi acaba bilmiyorum ki. Ha evet. Aynı yere iki farklı giriş var. Burası aktif olarak kullanılan bir cami. Evet. Ya çok hoşuma gitti. Böyle aldılar götürdüler. Ben ilk etapta ya nereye gidiyoruz falan oldum. Biraz endişelendim çünkü geçtiğimiz yerlerde, gittiğimiz yerlerde kimse yoktu. İngilizce yok, Türkçe yok. Adam Farsça bir şeyler söylüyor.
Ya odaya bir girdim. Yerde diz çökmüş iki kişi var. Ortada geniş bir kase, içinde beyaz böyle toz gibi bir şey var. Naylon poşetlere koyuyorlar, size göstereceğim şimdi onu da. Bir endişelendim ya, dedim nereye düştüm falan diye. Ondan sonra ya sormaya da çekindim. Adam önce eğildi, oradan bir paket bana, işte o şeyden, o beyaz tozdan verdi bir paket. Önce tuzu verdiler, ondan sonra çikolata getirip ikram ettiler. Sonra broşürler verdiler. Bir tane tespih getirdiler. Tabii bu durumlara ben nasıl düştüm? Orada içeride kilden yapılmış taşlar var. Ben o taşlara baktım, insanlar iki tane taş seçiyorlar kendilerine. Ondan sonra gidiyorlar, namaz kılmaya başlıyorlar, oturuyorlar. Ben de sordum yani, bu dedim ne için? Yani dedi sen nereden geliyorsun falan, bir şekilde anlaştık, dedim ben Türk'üm. Türkiye'de de yok mu bunlar? Dedim yok. Tabii hemen mezhep muhabbetine girdi adam, dedi sen Sünni misin, Şii misin? Sonra bu adama beni gösterdi. Adam beni götürdü. Öyle biraz sohbet, muhabbet, çok güzel bir şekilde ağırlandım. Bir elimde broşürler ve kitap var. Çocuğum olsa şey de verecekti bana, bir çocuk kitabı da verecekti. Neyse, ben güvenliğe geldim sayılır. Bisikletimi alayım, dışarı çıkayım. Bundan sonra bana verilen şeyleri de çekeceğim. Şimdi Cem Keran Camii'nden çıktım. Şu güneşten biraz uzaklaşayım. Ya güvenlik de çok iyi davrandı. Çıkarken hem termosu hem bir tane şişemi suyla doldurdu. Ben bana verilen hediyeleri göstereyim size. Şimdi bir tesbih verildi. Normalde bu tesbihler vakfa ait. Dışarı çıkarmak yasak. Bununla ilgili bir konuşma yapmak zorunda kaldım güvenlikte. Dedim ki bunu müdür hediye etti. Bu hediye, bak dedim, yanında tuz hediye etti. Bunun içinde tuz var. Bu bereketi temsil ediyormuş anladığım kadarıyla. Bu çikolatayı da güvenlik hediye etti. Bir de bu var. Çikolata içeride hediye edilen. Her şey iyi ya, her şey güzel. Hediyelerimizi cebimize koyalım. Bereketimizi sembolü olan tuzu da cebe koyalım. Şimdi çikolatalardan birini biraz sonra yerim. Devam ediyorum. Bugün Kaşan'a doğru gidiyorum. Kaşan'a muhtemelen ulaşamam. Yol üstünde kalacak bir yer bulunca duracağım. Bugün fazla kendimi yormak istemiyorum çünkü. Bir de biraz bilgisayarda bazı işlerim var. Onlara yoğunlaşmak istiyorum. Böyle. Görüşürüz. Kilometrelerdir mermerciler var. Biraz önce bir tabela gördüm. Omid Taş şehri 2 kilometre ileride diyor. Etraf böyle. Türk'üm ben, Türkiye. Ha? Türkiye, Türkiye. Kartı yok.
fırının içinde ne varsa ekmeği getirip buraya vuruyorlar, çarpıyorlar. Taşlar dökülüyor. Taşlar fırında ekmeklere yapışıyor. Ne? Ana yoldan buraya girdim. Çünkü burası fırın. Fırınları ekmeğin kokusuyla buluyorum. Kimseye sormuyorum yani. Tabelası da olmuyor. Gerçi tabela olsa da ben okuyamam. Farsça bilmiyorum. Ekmek o kadar sıcak ki. Tadı da çok güzel. Of. Lavaş dışındaki ekmeklerine bayılıyorum buranın. Tek lavaşların tadını beğenmiyorum. Çok çabuk kuruyorlar. Lastik gibi oluyorlar böyle. Şimdi şu biraz daha soğusun. Çantaya koyacağım. İleride bir yerde ton balığıyla yerim. Yarın da Kaşan'da Couchsurfing'den biriyle konuştum. Dedi ki evimiz çok küçük ama evimizin yanında bir park var. Orada çadır kurabilirsin. Bisikletini de bizim evimize bırakabilirsin ve ihtiyacın olan her konuda yardımcı olabiliriz. Kaşan'ı da bu şekilde yarın hallettim gibi. Bu akşam da yine parklardan birinde muhtemelen çadır kurarım. Çadırda yatmayı özlemişim. Şimdi başkalarının evinde kaldığınızda erkenden yatamıyorsunuz. Gene saatin bir 11-12 olması gerekiyor. İnsanlarla vakit geçirmeniz gerekiyor çünkü. Ama dün akşam çadır kurdum ya. Akşam saat 8'de bir yatmışım. Sabah 6'ya kadar. O kadar ihtiyacım varmış ki böyle uzun uyumaya. Diğer yerlerde 3 saat 4 saat uyuyabiliyordum. Belki 5 saat. Çok iyi geldi. Neyse ben konuşurken ekmeği bitireceğim herhalde. Ekmeği çantaya koyayım da devam edeyim. Karşıdan çok güçlü rüzgar esiyor. Hiç dikteyim resmen. Şimdi haritada işaretlenmiş bir kamp yeri gördüm. Iowa Lander uygulamasında. 15 kilometre uzağımda. Orayı bulmaya çalışacağım. Eğer oraya ulaşabilirsem bugün daha fazla zorlamam. 15 kilometre sonra çadırı kurup orada kamp atarım. Rüzgar çok güçlü esiyor karşıda. Boşa pedal çeviriyorum resmen. Ben bir yer buldum kendime. Etraf bu şekilde. Şu karşısı otoban. Hemen yanında da şurada benim kullandığım otoyol var. Yağmur geliyor. Toprak bu şekilde. Kurumuş, paramparça. Şimdi ben buraya çadır kuracağım. Şu alçakta kalan yerlerden yağmur yağarsa muhtemelen su akacak. Tabii bu çamur da, toprak da yağmurdan sonra nasıl olacak bilmiyorum. Buranı da çekeceğim çadırın altına. Öyle çadır kuracağım.
Yağmur hızlanmadan ben çadırı kuruyorum. Acayip bir rüzgar var. Resmen kum fırtınası var dışarıda. Yağmurla birlikte başladı. Pıtır pıtır ses geliyordur sanırım. Ucu ucuna çadırı kurdum. Çadırı kurmak da zor oldu rüzgardan dolayı. Yağmur başladı, kendimi içeri attım. Üstüm başım kum içinde, toz içinde kaldı. Çadırın içine kum doldu. Neyse ki çadırın içine. Şimdi bir şeyler yeme zamanı. Yoruldum.